6964 sayılı kuruluş kanununun 7. maddesinin 6. fıkrası gereği 4 yılda bir yapılması gereken Ziraat Odası Genel Kurul seçimleri 5 Şubat 2023 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacak. Çanakkale Ziraat Odası seçimlerinde iki liste yarışacak. İki dönemdir yürüttüğü görevini tamamlayarak bir daha aday olmayacağını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, bir yerde çok uzun kalmanın doğru olmadığını söyledi. Biz e, oradaki e görevimizi bitirdik. İki dönemden beri biz orada görev yapmaktayız ve bir yerde çok uzun süre kalmanın çok doğru olmadığını savunan birisiyim. Bunu anlatan birisiyim. Bunu uygulamaya gelince de kendime kendime yanlış yapmamam açısından da görevi biz bu dönem gelecek arkadaşlara, seçilecek arkadaşlara teslim edeceğiz. Ziraat odalarında seçim takviminin Aralık ayında delege seçimleriyle başladığını ifade eden Kaya, seçim sistemi hakkında şunları söyledi. Kademeli bir seçim sistemi vardır Ziraat Odası'nda. Ee, Aralık ayında bu takvim başlar. Bütün ülkede başlar. Bizim ilimizde de Aralık ayında başlar. Neyle başlar? Delege seçimlerine başlar. Daha sonra e, Şubat ayında bu takvim devam eder. Şubat ayında da meclis seçilir, e, yönetim seçilir. Yine Şubat ayının içinde aynı e, haftalarda da o yönetimde işte e, meclis başkanını ve... E, Yönetim kurulu başkanlarını seçer. Dolayısıyla bu e, ikinci süreç 5 Şubat'ta gerçekleşecek. E, şu anda e, bizim duyduğumuz Bizim takip ettiğimiz burada iki tane liste yarışacak. Ben yarışacak arkadaşlara iki listeye de başarılar diliyorum. Çanakkale'de üreticinin ciddi sorunları olduğunu, bu yüzden de yeni yönetimi zor bir sürecin beklediğini kaydeden Kaya, şimdiden başarılar diledi. Yani üreticilerimizin bakın ciddi şekilde sorunları var. Üreticilerimizin yani tek kalemle uğraşmıyoruz. Biz Çanakkale'de yüzlerce çeşit ürün üretiyoruz. Ve bu yüzlerce çeşit ürünün her birinin kendine göre hikayeleri var ve sorunları var bu sorunları e, sorun olmanın önüne geçmek için e, ciddi şekilde çalışmalar gerekiyor yani gelecek arkadaşlarımız da ciddi şekilde e, zor bir süreç bekliyor bu süreçte inşallah e, üreticilerimize faydalı olurlar e, başarılı olurlar diye e, temenni ediyorum